Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzunluk ölçüleri metrenin as ve üst katlarıyla yine birlikteyiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Uzunluk ölçüsünün birimi metredir arkadaşlar. Kısaca metre, küçük m sembolü ile, harfi ile gösterilir. 1 metre 100 santimetredir arkadaşlar. Metrenin çeşitleri vardır. Burada görüyorsunuz mezura, şerit metre, tahta metre. Bunlar hepsi inşaatlarda, terzide, farklı yerlerde kullanılır. 1 metre arkadaşlar 100 santimetredir. Bu şekilde santimetre CM sembolü ile gösterilir. Kumaş, tahta ve benzeri uzunlukları, boyumuzun uzunluğu, bina, ağaç, yükseklikler metre ve santimetre ile ölçülür arkadaşlar. Metreden kısa olan uzunluklarına metrenin as katları ile ölçeriz arkadaşlar. Metrenin 3 tane as katları vardır. Birincisi desimetre, ikincisi santimetre, en küçüğü de milimetredir arkadaşlar. Metrenin as katları ve sembollerine bakalım. Metre, desimetre arkadaşlar bir alt katı dm ile gösterilir. Santimetre cm ile, milimetre mm, küçük mm harfiyle milimetre şeklinde gösterilir. Metrenin as katlarını tanıyalım şimdi. Desimetre küçük dm harfiyle metrenin bir alt katıdır arkadaşlar. Santimetre ve milimetre. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu uzunluğa bir desimetre diyoruz. Metrenin 10 eşit parçasının her birine desimetre denir. Yani metreyi 10 eşit parçaya böldüğümüzde her bir uzunluğa bir desimetre deriz arkadaşlar. 1 metrede 10 tane desimetre vardır. 1 metre eşittir 10 desimetredir arkadaşlar. Bakın şerit metre üzerinde 10 santimetrelik uzunluğa da 1 desimetre denir arkadaşlar. Bakın buradaki 10 santimetre uzunluğa 1 desimetre diyoruz arkadaşlar. Santimetre metrenin ikinci as katı arkadaşlar santimetredir. Burada 1 santimetrelik uzunluğu görüyoruz. Burada 1 desimetrelik, burada ise 1 santimetrelik uzunluğu görüyoruz. Metrenin 100 eşit parçasından her birine santimetre denir arkadaşlar. 1 metrede 100 tane santimetre vardır. 1 metre eşittir 100 santimetredir. Milimetre metrenin 3. as katı milimetredir arkadaşlar. İlk olarak desimetre, sonra santimetre, şimdi milimetre bakıyoruz. Cetvelinize baktığınızda ki iki çizgi arasındaki en kısa uzaklık milimetredir arkadaşlar. Bakın desimetre, santimetre ve milimetreyi görüyorsunuz. Ne kadar ufak. Metrenin 1000 eşit parçasından her birine milimetre denir arkadaşlar. 1 metrede 1000 tane milimetre vardır. 1 metre eşittir 1000 milimetredir. Metrenin as katlarını tanımaya devam edelim. Desimetre, santimetre, milimetre. Bakıyoruz. 1 desimetre, 1 santimetre, 1 milimetre. Bakın şu küçücük 1 milimetre. Arkadaşlar şimdi merdiven özelliğine bakalım. Burada soruları çözmemizde çok kolay olacak bu özellik. Arkadaşlar birinci metre, bir alt katı desimetre 10 ile çarptık. Bir alt katı santimetre, 100 santimetre, 1 metre ediyor. 1000 milimetre ise yine 1 metre ediyor. Bakın her bir basamakta bir sıfır atılmış. Metrenin as katlarına metre, desimetre, 1 metrede 10 tane var. Santimetre, 1 metrede 100 tane var. Milimetre, 1 metrede 1000 tane var arkadaşlar. Bir basamak indik, bir sıfır 10 ile çarptık. Bir sıfır attık yani. İki basamak indik, 2 sıfır attık. Yani 100 ile çarptık. 3 basamak indik, 3 sıfır attık. Yani 1000 ile çarptık arkadaşlar. Metreyi as katlarına çevirirken arkadaşlar her bir kat için 10 ile çarparız. Bakın
Mesela 2 metremiz ne olur? 2 çarpı 10, 20 desimetre olur. Bakın 20 desimetre. Santimetreye çevirdiğimizde 100 ile çarpıyoruz. 2 basamak indik. 2 çarpı 100, 200 santimetre. Bakın. Milimetreye çarpmak için 1000 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 1000, 2000 milimetre. Bakın 2 metremiz 20 desimetre, 200 santimetre, 2000 milimetre oldu arkadaşlar. 3 desimetre kaç santimetre eder? Arkadaşlar 3 desimetre kaç santimetre eder sorusunda kaç basamak indik? Bir basamak. O halde her bir kat için 10 ile çarpıyorduk. Demek ki 3'ü 10 ile çarparsak 30 santimetre eder. 50 santimetre kaç milimetrede? Arkadaşlar yine hemen bakalım basamaklarımıza. 50 santimetre kaç milimetre eder diyor. Bir basamak indik, o halde yine 10 ile çarpacağız arkadaşlar. 50 çarpı 10 ne olur? 500 milimetre olur. Cevabımız ne olacaktır? 500 milimetre olacaktır. Arkadaşlar cetvelimize baktığımızda iki rakam arasındaki 1 santimetre ifade eder. Bakın yine 1 santimetre. Cetvel ya da metre üzerindeki iki rakam arası 1 santimetre uzunluğundadır arkadaşlar. Peki 2 ile 6 arası kaç santimetredir? Hemen arkadaşlar bakalım cetvel ya da metre arasındaki uzaklık arası kaç santimetre uzunluğu gösteriyor? Bakıyoruz 6 ile 2 santimetre arası. Çıkardığımızda bu uzaklık 4 santimetre eder arkadaşlar. Bakın 1 desimetre, 1 santimetre, 1 milimetrelik uzunluğu cetvel üzerinde gösterelim. Metrenin as katlarıyla 1 desimetreye çevirirken 10 ile çarpıyorduk. Santimetreye çevirirken 100 ile çarpıyorduk. Milimetreyi çevirirken ise 1000 ile çarpıyorduk. Bunu unutmuyoruz. Her kat için 10 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Bakın her kat indiğimizde 10 ile çarpıyorduk. Unutmayacağız. Santimetre, milimetre. Bakın arkadaşlar farkı. Uzunluk ölçüsü temel birimi metrenin üst katları da vardır arkadaşlar. Metrenin üst katları şunlardır. Dekametre, dam ile gösterilir arkadaşlar. Desimetre ile karıştırmıyoruz. Bakın bu dekametre dam ile gösteriliyor. Ve bir dam 10 metre. Hektometre HM ile gösteriliyor arkadaşlar. 1 HM 100 metre. Kilometre arkadaşlar bununla çok karşılaşırsınız günlük hayatta. KM ile gösterilir. 1 kilometre 1000 metredir arkadaşlar. Biz iki şehir arasındaki uzaklığı kilometre ile ölçeriz. Metreden büyük kilometre ile ölçeriz. Bakın arkadaşlar tabelalarda Bolu 100 kilometre diyor mesela. Aşağıdaki ölçülmesi istenilen uzunluklar ve ölçülme birimleri verilmiştir. Kullanılması en uygun ölçme birimi işaretleyiniz diyor arkadaşlar. İki şehir arasındaki yolun uzunluğu biz kilometre ile ölçeriz. Bir defterin kalınlığını arkadaşlar biz santimetre ile ölçeriz. Kolumuzun uzunluğunu yine santimetre ile ölçeriz arkadaşlar. Bir metreden küçük olduğu için. Bir ataşın eninin uzunluğunu arkadaşlar bu en küçük uzaklık olduğu için milimetre ile ölçeriz. Bir kitabın boyunun uzunluğunu neyle ölçeriz? Santimetre ile ölçeriz arkadaşlar. Şimdi çevirmelere geçelim arkadaşlar. Mesela örnek verilmiş. Örneğe göre biz de yapacağız. 25 santimetre kaç milimetredir diyor. Arkadaşlar santimetreden milimetreye bir basamak indiğimiz için 10 ile çarpıyoruz. 25 çarpı 10 250 mililitredir. Şimdi aşağıdaki örnekleri biz yapalım. 5 santimetre 10 ile çarpacağız arkadaşlar. 50 milimetre eder. Yine santimetreyi milimetreye çevirmek için yine 10 ile çarpıyoruz. 28 çarpı 10 280 milimetre. Yine santimetreden milimetreye çevirmek için 10 ile çarpacağız. 222 çarpı 10 1220 milimetre eder arkadaşlar. Yine örnekle devam edelim. Şimdi milimetreyi santimetreye çevirmek için 10'a bölüyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edin. Üste doğru çıktığımızda bölüyoruz. Aşağıya doğru indiğimizde çarpıyoruz. Milimetreden santimetreye çıktığımızda üste doğru çıktığımız için 10'a böleceğiz arkadaşlar.
340 milimetreyi santimetreye çevirmek için 10'a böldük. 34 santimetre. 10'a böldüğümüzde bir sıfırını siliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi 10 milimetre kaç santimetrede? Bir sıfırını silersek 1 santimetrede. 100 milimetre kaç santimetrede? Yine bir sıfırını silersek 10 santimetrede. 1500 milimetre kaç santimetrede? Yine bir sıfırını silersek 150 santimetre eder arkadaşlar. 7 metreyi santimetre ve milimetreye çevirelim. Arkadaşlar 7 metre metreyi neye çeviriyoruz arkadaşlar? Santimetreye çevirirken 100 ile çarpıyoruz. 700 santimetre. Milimetreye çevirirken 3 basamak olduğu için 1000 ile çarpıyoruz. 7000 milimetre eder. 13.000 metreyi kilometreye çevirelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 3 basamak yukarıya çıktığımız için, yukarıya çıkarken bölüyorduk arkadaşlar. 1000'e bölüyorduk. 3 basamak çıktığımız için 1000'e böldüğümüzde 13.000 bölü 1000, 13.000, 13 kilometre eder arkadaşlar. Bir tam 4'te 3 metre kaç milimetre eder arkadaşlar? Hemen 1 metre 1000 milimetreydi. Unutmuyoruz. Bir tam 4'te 3 milimetre. Şimdi 1 metremiz 1000 milimetre. 4'te 3 metremiz de arkadaşlar 1000'i 4'e böldük 250. 250'yi de 3 ile çarptık. Paydaya bölüp payla çarpıyorduk arkadaşlar. Unutmuyoruz, kesirlerde görmüştük. Ne yapar? 750 milimetre yapar. 1000 artı 750, 1750 milimetre yapacaktır arkadaşlar. 3576 metreyi kilometre ve metre cinsinden yazalım. Arkadaşlar 3000 3 kilometre yapar. 576 metrede metre cinsinden aynen yazıyoruz. 3 kilometre 576 metre şeklinde yazıyoruz. 2345 milimetreyi metre ve santimetre cisimden yazarsak arkadaşlar 2000 milimetre 2 metre yapardı. Hemen onu yazıyoruz. 2 metre 34 santimetre ve 5 milimetre yapar. 340 santimetrede arkadaşlar 34 santimetre yapardı. Kalanı da 5 milimetre şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Şuradan daha rahat yoldan 2 metre 34 santimetre 5 milimetre şeklinde de yazabiliriz. Aşağıdaki çevirmeleri yapalım. Arkadaşlar metre santimetreye çevrilirken ne yapıyorduk? 2 basamak indiğimiz için 100 ile çarpıyorduk. Hemen çarpalım. Bakın örneği kendisi yapmış. 5 metre 500 santimetre, 7 metre 700 santimetrede 100 ile çarptık. 12 metre 100 ile çarparsak arkadaşlar 1200 santimetre, 17 metre yine 100 ile çarptık. 1700 santimetre, 28 metre yine 100 ile çarptık. 2800 santimetre, 5'te 2 metre kaç santimetrede? Arkadaşlar 40. Nasıl yapıyoruz? Hemen gösterelim. 1 metre 100 santimetreydi. 5'e bölünmüş. Payda kaç? 5. 5'e bölünmüş. 20 eder. Kaç alınmış? İkisi alındığı için 2'yi 2 kere 20, 40 santimetre eder. Yine arkadaşlar payda kaça bölünmüş? 20'ye. Hemen 100'ü 20'ye bölüyoruz. 5. Kaçla çarpılmış? 3. 3 kere 5, 15 santimetre. Evet. Cevabımız 15 santimetre çıkacaktı. Çözümler şurada arkadaşlar, görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi metreyi milimetreye çevirmek için 1000 ile çarpıyorduk. Bakın örnekte kendisi göstermiş. 12 metre 1000 ile çarparsak 12.000. 5 metre 1000 ile çarparsak 5.000. 80 metre 1000 ile çarparsak 80.000. 17 metre 1000 ile çarparsak 17.000. Şimdi 1 bölü 10 metre kaç milimetre? Arkadaşlar öncelikle 1000'i 10'a bölüyoruz 100. 1 ile çarpıyoruz 100. Ne olur? 100 milimetre eder. 83 bölü 100 metre kaç milimetre eder? Arkadaşlar 1 metre 1000 milimetreydi. O halde 1000 kaça bölünmüş? Paydaya bölünüyordu. 100'e bölünmüş. 10. Kaçla çarpılmış? 83. 10 çarpı 83'te 830 milimetre yapar arkadaşlar. 12 santimetre arkadaşlar milimetreye çevirmek için bir basamak indiğimiz için 10 ile çarpıyoruz. Örnekteki gibi hemen biz de yapalım. 2 çarpı 10, 20.
15 çarpı 10 150 milimetre. 7 santimetre 10'la çarparsak 70 milimetre. 62 santimetre 10'la çarparsak 620 milimetre. Şimdi arkadaşlar 63 bölü 10 santimetre kaç milimetre eder diyor. 63 milimetre eder. Nasıl yaptık? 10 santimetre 1 milimetreydi arkadaşlar. 10'a bölünmüş. Onu 10'a böldük 1. 63 ile çarptık. 63. Şimdi arkadaşlar 7 bölü 5 santimetre kaç milimetre eder? Onu kaça bölünmüş arkadaşlar? Paydaya bölünmüştü. 5'e böldük 2. 7 ile çarparsak 14. Yani 14 milimetre eder arkadaşlar. Devam edelim. 72 bin metre kaç kilometre ediyordu arkadaşlar? Üst kat olduğu için üste doğru çıktığımızda ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Kaç basamak çıktık? 3 basamak. Yani 1000'e böleceğiz. Arkadaşlar 72 bini 1000'e böldüğümüzde 72. Şimdi biz yapalım. 212 bin metre kaç kilometre eder dediği zaman? 1000'e bölüyoruz. Yani 3 tane sıfırını siliyoruz. Ne yapar? 112. 6000 metre kaç kilometre eder? 3 sıfırını silersek 6. 32.000 metre 3 sıfırını silersek 32. 42.000 metre 3 sıfırını çizersek 42. 17.000 metre kilometreye çevirirken 3 sıfırını silersek 17. 1000 metre arkadaşlar 1 kilometre eder. Şimdi milimetreyi santimetreye çevirmek için 10'a bölüyorduk arkadaşlar. 720 milimetre kaç santimetre eder? 10'a bölmek için 1 sıfırını siliyoruz. 72. 12.500 milimetre kaç santimetre eder? 10'a bölersek arkadaşlar 1250. 440 milimetre 10'a böldük 44 santimetre. 540 milimetre 10'a böldük 54 santimetre. 780 milimetre 10'a böldük 78 santimetre. 8400 milimetre 10'a bölersek 840 santimetre olur. Arkadaşlar milimetreyi metreye çevirmek için 1000'e bölüyorduk. 62.000 milimetre 1000'e böldüğümüzde 62. 7000 1000'e böldüğümüzde 7. 83.000 1000'e böldüğümüzde 83. 48.000 1000'e böldüğümüzde 48. 81.000 1000'e böldüğümüzde 81. 72.000 1000'e böldüğümüzde 72 metre olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki örneklerin nasıl yapıldığını inceleyelim arkadaşlar. 7 metre 75 santimetre kaç santimetre eder diyor arkadaşlar. 7 metre 700 santimetre. 25 santimetre de ne etti? 725 santimetre etti arkadaşlar. Yine inceleyelim. 5 kilometre 15 metre 200 metre kaç kilometre kaç metre yapar diyor arkadaşlar. Şimdi 5 kilometre arkadaşlar hemen 5 kilometre zaten 5 kilometre yazabiliriz. 200 metre 15 metrede 215 metre eder arkadaşlar. 5 kilometre 215 metre edecektir. Bunları da biz yapalım arkadaşlar. Metreyi santimetreye çevirmemizi istiyor. 3 metre ne eder arkadaşlar? 300 santimetre. 75 daha 375 santimetre edecektir. 2 metre 100 ile çarpıyorduk. 200 santimetre. 35 daha 235 santimetre. 6 metre 600 santimetre eder arkadaşlar. Yine 100 ile çarptık. 135 daha eklersek 735 santimetre eder. 7 kilometre arkadaşlar 1000 ile çarpıyorduk. 7000 metre 92 eklersek 7092 metre. 6 kilometre arkadaşlar 6000 metre 130 daha eklersek 6130 metre eder. Arkadaşlar örneğe bakalım. 3 metre kaç santimetre kaç milimetrede? Arkadaşlar santimetreye çevirirken 100 ile çarpıyorduk. 300 santimetre milimetreye çevirirken 1000 ile çarpıyorduk. 3000 hangi şıkta var? C şıkkında var arkadaşlar. Aşağıdaki karşılaştırmaları hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. 15 kilometre 1500 metreden büyüktür. Kilometre metreden büyüktür arkadaşlar. A doğru. B'ye bakıyoruz. 9 metre 9000 milimetredir. Doğru arkadaşlar. 1000 ile çarpılmış. Eşittir. Doğru. 700 santimetre 6 metreden büyüktür diyor. Arkadaşlar 700 santimetreyi metreye çevirirsek ne olur? 7 metre olur. 7 metre 6 metreden büyüktür. Doğru.
D'ye bakıyoruz arkadaşlar. 17 metre küçüktür 20 santimden. Hayır, santimetreden büyük olamaz. O halde cevabımız D şıkkı olacaktır. 17 metre 85 santimetre kaç santimetrede? Arkadaşlar metreyi öncelikle santimetreye çevirirsek 17 santimetre 1700. 100 ile çarparsak 1700 santimetre eder. 85'e eklersek 1785 eder. Hangi şıkta var? 1785 C şıkkında var. Mıstıklayınca YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.